Bilgisayarınızda bulunan özel dosya veya klasörlerinize Cryptomator programı ile şifre koyabilirsiniz. Cryptomator programı, ücretsiz olarak dağıtılan ve Türkçe dil desteği de bulunan bir şifre koyma programıdır. Programı resmi internet sitesi üzerinden bu linkten indirebilirsiniz. İndirme linkini video açıklamasına da ekledim. Web tarayıcımızdan resmi internet sitesine girelim ve ana sayfada yer alan Download Now butonuna basalım. Programın kurulum gerektirmeyen Portable sürümünü kullanmak isterseniz, bu linkten indirebilirsiniz. Ben kurulum yapacağım için, ekse uzantılı sürümünü Download butonuna tıklayarak bilgisayarıma indiriyorum. İndirdiğimiz programı çalıştıralım ve kurulumunu yapalım. Programın kurulumu oldukça basittir. Install butonuna basmanız yeterlidir. Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi özel dosyamıza şifre koyma aşamasına geçelim. Arama bölümüne program adını yazarak uygulamayı çalıştıralım. Ekle butonuna basalım ve açılan seçeneklerden Yeni Kasa seçeneğine tıklayalım. Kasa için istediğiniz gibi bir isim oluşturun. Ben Dosyalar yazıyorum. İleri butonuna bastığımızda, karşımıza gelen ekranda, şifreli dosyaların nerede tutacağını belirleyeceğim ekran gelecektir. Burada, ister ayrılmış diskinizin ikinci bölümünü seçebilir, isterseniz bilgisayarınızda ikinci bir disk varsa onu da seçebilirsiniz. Ben örnek çalışmam için, Seç butonuna basarak, masa üstünde yer alan Dosya isimli klasörümü seçiyorum. İleri butonuna basarak, diğer ekrana geçiyorum. Şimdi, klasörümüz için bir şifre oluşturalım. En az 8 karakterli olacak şekilde istediğiniz gibi bir şifre oluşturabilirsiniz. Şifremizi yazdıktan sonra, ekranın alt bölümünden bir de kurtarma anahtarı oluşturalım. Bu anahtar, şifrenizi unuttuğunuz takdirde kullanabileceğiniz anahtar olacaktır. Evet lütfen seçeneğini seçerek, Kasa Oluştur butonuna tıklayalım. Bu anahtar değerlerini kaybetmeyeceğiniz bir şekilde not alın ve ileri butonuna basın. Dosyamız şifrelendi. Şimdi şifrelediğimiz dosyayı açarak verilerimize ulaşalım. Masa üstümüzde yer alan klasörümüze girerek, oluşturduğumuz dosyanın içine girelim. Program, D isminde bir klasör oluşturmuştur. Şifrelemek istediğimiz resim, ofis, ses gibi özel dosyalarımızı bu klasörün içine atacağız. Şifrelenmiş dosyalarımıza erişmek ve bu klasöre dosya yüklemek için MasterKey uygulamasına tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda Kilidi Aç seçeneğine tıklayıp şifremizi yazıyoruz. Sürücüyü Göster seçeneğine tıklıyoruz ve şifrelenmiş dosyalarımıza ulaşıyoruz. Özel dosyalarınızı bu klasörün içine atabilir veya bu klasör içinde varsayılan dosyalarda değişiklikler yapabilirsiniz. Dosyalardan çıkarken tekrar kilitlemek için, Kilitle seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Dosyalarınız, oluşturduğunuz D klasörünün içinde şifrelenmiş, görüntülenemez olarak değişmiştir. Oluşturduğunuz şifreyi unutursanız, resetlemek için Kasa Ayarları bölümüne girelim. Programın üst bölümünde yer alan, Şifre seçeneğine tıklayalım. Bu ekranda yer alan, Şifreyi Sıfırla seçeneğine tıklayalım. Kurulum aşamasında oluşturduğumuz anahtar keyimizi, bu alana yapıştırıp ileri butonuna basalım. Karşımıza yeni şifre oluşturma ekranı gelecektir. Cryptomator programı ile oluşturduğunuz şifreli sanal klasörü, başka bilgisayarda da görüntüleyebilirsiniz. O bilgisayara, Cryptomator programını kurmalı ya da kurulum gerektirmeyen, Portable sürümünü kullanmalısınız. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.